Merhaba canlarım, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine gördüğünüz gibi ocağımın başına geçtim. Sizlerle beraber şöyle güzel bir akşam yemeği hazırlayacağız canlarım. Akşam yemeğimizde yazdan hazırladığım şöyle domatesli fasulye konservesi yapmıştım. Bakın şöyle sizlere göstermek istiyorum. Fasulye kavuracağız, yanına da güzel bir şeyli çorbası pişireceğiz canlarım. Dünden kalan da iki tabak mantım vardı. Bu akşamlık menümüzü böyle canlarım. Sizleri fazla bekletmeden hemen ilk önce bir fasulyemizi pişirelim. Daha sonra da çorbamızı hazırlayalım. Şöyle ocağımızın altını yakalım. Yine her zamanki gibi canlarım. Şöyle biraz tereyağımızı tenceremize alalım. Olmazsa olmazım tereyağı. Tereyağımızın üzerine de şöyle göz kararı sıvı yağımızı da ekledim. Şöyle yağımız bir erisin canlarım. Daha sonra da 3 tane şöyle yemeklik doğradığım soğanlarımızı, 2 diş de sarımsağımızı ekleyeceğim. Tereyağını da güzelce kavuracağım arkadaşlar. Evet, görüyorsunuz tereyağımız eridi. Hemen üzerine 2 diş sarımsağımı, 3 tane de doğradığım soğanlarımızı ekleyip şöyle güzelce bir kavuralım. Arkadaşlar salça kullanmayacağım fasulyemizde. Zaten yeteri kadar domatesi var. Domatesler de yine kendi bahçemizin domatesi olduğu için ekşi olmaması için salça kullanmayacağım. Kendi rengiyle pişsin. Allah'tan yazdan böyle her şeyimizi dolu dolu hazırladık canlarım. İnanın biraz önce eşimle pazara gittik. Bir lahana olmuş 40 lira. Kültür mantarı olmuş 40 lira arkadaşlar. Yani o kadar mı pahalı olur? Allah'tan böyle konservelerimi olsun, buzluğuma olsun, yazdan her şeyimi böyle sebzelerimi hazırladım canlarım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi soğanlarımız, sarımsağımız yeteri kadar kavruldu. Şimdi hemen kavanozumuzdaki fasulyemizi boşaltalım. Evet, şöyle güzelce bir karıştıralım arkadaşlar. Bakın domatesin kendi suyu olduğu için şimdilik suyunu da eklemeyeceğim. Şöyle kendi suyunda güzelce bir yemeğimiz kavrulsun. Daha sonra baktım ki içindeki fasulyesi serse arkadaşlar, daha sonra sıcak su ekleyeceğim. Çünkü kendi bahçemizin fasulyesi eminim çabuk pişecektir. Daha önceden de pişirdiğim için. Şimdi şöyle hemen bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Şöyle karıştırdıktan sonra arkadaşlar hemen kapağını kapatacağım. Tenceremi diğer ocağın üzerine alacağım. Yemeğimiz arkada kısık ateşte ağır ağır pişerken biz de şehriye çorbamızı hazırlayalım. Ve kapağını kapatalım canlarım. Hemen ocağımı yaktım diğer tarafı. Şöyle yemeğimi geriye aldım. Ocağımın altında kıstım. Evet, şimdi şehriye çorbamız için gerekli malzemelerimizi de hemen hep birlikte hazırlayalım. İçerisine yine bir yemek kaşığına yakın tereyağı koydum. Bir miktar da sıvı yağ koydum arkadaşlar. Şimdi yağımız güzelce bir erisin. Evet, yağımız güzelce eridi. Şimdi hemen yağımızın üzerine arkadaşlar bir tane şöyle küçük boy, hatta küçük de demeyelim, orta boy soğanlarımızı ufak ufak doğradım. Evet, soğanlarımızı da ekledik. Böyle güzelce bir kavuralım. Evet, soğanlarımız da yeteri kadar kavruldu. Şimdi hemen bir yemek kaşığı unumuzu da ilave edelim. Tekrar unumuzun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi unumuzu da kavurduk arkadaşlar. Yine kendi yapmış olduğum ev salçamızdan bir yemek kaşığı şöyle tenceremize alalım. Tekrardan
Şöyle salçamızla birlikte 1-2 dakika daha kavuracağım. Bu kadar yeterli canlarım. Şimdi hemen şöyle baharatlarımızı ekleyelim. Çorbamız için şöyle 1 tatlı kaşığı nane. Nanemizden sonra 1 tatlı kaşığı da şöyle acı pul biber. Çorba biraz acı olduğu zaman daha bir lezzetli oluyor. Şöyle 2 tatlı kaşığı da elimize tuzumuzu da atalım. Şöyle bir kavuralım tekrar. Şimdi arkadaşlar önce 1 su bardağı soğuk suyumuzu ekleyeceğim. İçindeki unumuz topaklanmaması için. Daha sonra sıcak suyunu vereceğim. Şöyle soğuk suyumuzu ilave ettim canlarım. Şöyle bir karıştıralım. Evet, şimdi geri kalan çorbamızın suyunu da şöyle sıcak suyumuzla ocakta kaynattım. Kaynar suyumuzla tamamlayalım. Şöyle bir karıştırdım. Zaten tuzunu da attım canlarım. Şimdi ne kaldı sırada? İlk suyumuz var. Şöyle bir tane de ilk suyumuzu atalım. Arkadaşlar mutlaka her çorbamda, her yemeğimde ilk suyumu da kullanırım. Bir 5-6 tane kalmış. Yakın zamanda tekrardan şöyle yine ilk sularımı hazırlayıp buzluğuma koyacağım. Evet, şimdi çorbamız bir kaynasın. Daha sonra da hemen arpa şehriğimizi ekleyelim. Şöyle kapağını kapatalım. Çorbamız kaynarken sizlerle beraber şöyle bir fasulyemizi de karıştıralım. Gördüğünüz gibi çorbamızın suyu kaynadı canlarım. Şimdi sıra geldi arpa şehriğimizi eklemeye. Şöyle kaseyi tam doldurmadım arkadaşlar. Aslında ben hiçbir zaman yemeğimi ölçülü yapmıyorum. Şöyle göz kararı yapıyorum. Ama sizler için olsa da ölçtüm arkadaşlar. Şöyle küçük bir kaseyi doldurmadım. Yarım koydum arpa şehriğimizi. Kendi avucumla da şöyle 3 tane sıkıp sıkıp kaseye koydum arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle arpa şehriğimizi de ekleyelim. Evet, şehriyelerimizi ekledik canlarım. Şimdi bir 10 dakika kısık ateşte pişirip hemen altını kapatacağım. Hafif diriyken mutlaka tencerenizin altını kapatın arkadaşlar. Çünkü biraz da çorbanın içinde bekleyeceği için mutlaka şişecektir. Şimdi şöyle kapağımızı kapatalım. Şöyle hatta yarı bırakalım, taşar. Ocağımın da altını kıstım. Şimdi çorbamız da pişsin canlarım. Fasulyemiz de arkada pişiyor. Gördüğünüz gibi canlarım konserve olan fasulyemiz de güzelce pişti. Bakın hiç sıcak su eklemedim. İçerisindeki domatesin suyuyla fasulyemiz güzelce pişti canlarım. Beni yakından takip edenler bilir. Kendimize ait bahçemiz var. Doğal, organik fasulye olduğu için bakın çok çabukça pişti. Eğer sizin kullandığınız fasulyeniz pişmezse arkadaşlar mutlaka fasulyenize sıcak su ekleyin. Suyu çektikçe. Çorbamızın da altını kapattım. Biraz önce de belirttiğim gibi hemen şöyle bir 10 dakika kaynattıktan sonra ocağımın altını kapattım arkadaşlar. Çünkü çok kaynattığınız zaman bu sefer de şehriyeler içinde iyice şişiyor. Güzel olmuyor arkadaşlar öyle çorba. Bakın çok güzel oldu yemeklerimiz. Yanına da şöyle biraz dünden kalan mantımız var. Daha ne olsun, Allah'ımıza şükürler olsun. Bugün de böyle karnımızı doyuracağız inşallah. Şimdi ocağımızın altını kapatalım. Ve sizler için hemen biraz çorbamdan, biraz da fasulyemden tabağıma alıp artık videomu da sonlandıracağım.
Evet, gördüğünüz gibi canlarım iki çeşit yemeğimiz de hazır. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız, yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yeni bir tarifte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.